Özbekistan'ın tüm bölgeleri gibi bugün de Namangan, güzel ve dinamik gelişimi ile dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biridir. Namangan'ın herhangi bir parçasına bakmayan modern çok adlı insanlar için inşa edilen binalar, insanlarımızın yarının hayatı için yaratılan koşulların parlak bir örneğidir. Halkımızın sağlığına hizmet eden medikal tesisler sonsuzdur ve her biri kalifiye doktorların kentimizin vatandaşlarına hizmet ettiği yurt dışından teşhis teknikleri ile donatılmıştır. Gelecekte çocuklarımız için gerekli tüm şartlara sahip, geleceğin yüksek kalifiye uzmanlarına sahip olmak için kreşimiz, okullarımız ve gençliğimizde çalışan 3 yüksek örneğin kurumu vardır. İle iyi dönemli kurumlar, üniversiteler, sofistik eğlence parklar, tiyatro ve sinemalar maneviyet ile yabancı konuklar için şehrin her biri modern mobilyalar, eski anıtlar, tarihi eserler ve müzeler bulunan 12 özel otel bulunmaktadır. Yakın gelecekte çalışması beklenen efsanevi dinleme bahçelerin inşaatı başladı. Bu yılki geleneksel kutlama her yılı heyecanlı karşılandı ve il ve ilçe valileri tarafından toplanan yardımlar herkesi mutlu etti. Daha sonra 6 tonlu kazanlarda 5 ton sumalak hazırlandı. Neredeyse tüm Namanganlıların tadı vardı ve kesinlikle ziyaretçiler tarafından keyif almanın mutluluğunu yaşadı. Ulusal bayanların genç bayanlar tarafından yapılan genç ve yaşlı şarkilerine ilham kaynağı olduğu yardım evleri, hayır kurumları, bakım evleri, düşük gelirli evsiz aileleri dağıttım. Namangan Özbekistan'ın bölgelerinde çiçek üretiminde bir lider ve kentimizin ikinci şehri ise çiçek kenti. Her sene olduğu gibi bu yılda kentimizin 58 yıl dönümü yapıldı. 100'den fazla araba ile dekore edilmiş bir araba karavanları özellikle. 200 milyondan fazla çiçek tarihinin dikilmişi, 30 ziyaretçinin ziyaret edilmesi ve bölgedeki en iyi çiçek aracımları için 2 yüksek dereceli ve en üst düzey kıvılcım otomobilleri, birincilik 2-3 ay boyunca değerli hediye bölgesinin valisi Hayrullah Bazarov tarafından televizyonun sahipleri verildi. Bugün Namanganda pazarın her yerinde çiftçi piyasası olan modern gereksinimleri karşılayan 3 büyük pazarımız var. Üzümler dahil sadece doğal şaraplarımız var. Şeftali, ayva, palmiye ağaçları, kayısı, kavun, kavun karpuz, salatlık, domates, bulgur biberi ve birçok sebze. Kıyafet ve giysi aksesuarları, ulusal kıyafetler ve doğal kumşalardan üretilen kumaşlar, doğal kumaştan üretilmiş ve çocuklar ve yetişkinler için kıyafetler sadece bizim için değil, aynı zamanda Türkiye, Kırgızistan, Hindistan ve Pakistan gibi yabancı ülkelerden gelen kıyafetlerin satışı için de değil. Yeşil Pazar'da Özbekistan'da yetiştirilen tüm gıda maddeleri kuruldu ve halkımız her zaman hizmette. Dambok Shoes LLC gibi yabancı ülkelere kalite ve üretim tasarımlarında ülkemiz ile kolayca rekabet edilebilecek birçok başka kuruluş. Erkek ve kadın kıyafetlerinin oluşturulmasında öncü pozisyonlarda çalışan ve ülkemizin kalkınmasına ve rehavekatı sağlamak için birkaç ülke ile işbirliği yapan Ideal LLC modern teknoloji yardımıyla yün levha üretiminde 400'den fazla gencin çalıştığı LLC Art Soft Tex, LLC Mehmaş üretim odaklı teknolojilerin tanıtımı, bu sürecin teknik olarak yeniden kullanmasıyla yeni ürünler üreten işletmelerden biridir.
Bu LLC'de doğru kaynaklı çelik borular və terlik özel tellər, bioenerji və serenlerin tüketicilerin istekleri doğrultusunda üretilmiş və teslim edilmişdir. Hər üründən kalitesi kadar Japonya və Fransiyada texnologiyalar tərəfindən denetilən və garanti edilən dünya pazarı ilə rekabetçi mobilya dünyası gözü mutlu ediyor. Almanya ilə ortaklaşan yurtlən Nestle şu anda süt və süt ürünleri üretiyor. Temiz içmə suyu üretiyor və 5'dan fazla ülkeye ihtiracat yapıyor. Ilıcasız sadece yurt içi və yurt dışı pazarlar için değil, otomobil və lampa üreticisidir. Kendi elimizden yapılmış el yapımı işçiliğin beşiği olan Atlas şehrine ve engelli gelinlerimiz tarafından hazırlanan gelinlerimizin milli ayakkabılarına Namanganın gece manzarasında insanlara özel bir ruh hali veriyor ışık veren yıldız ışıkları her yönden esen yumuşak rüzgar. Kalplerimizin sahin atmosferinde gözleri zevki dolduran, şevleri yazın doldurmanın mutluluğunu yaşatan halkımız her zaman mutlu. Namangana təşrifinizi bəkliyoruz.